ıslatma yapıyoruz. Buradan evlere dağıtılıp televizyon ünitesi, dış kaplama yapılıyor. Mermer işleyip satılıyor. Ama kolluk mermerleri kadınlar olarak siz işliyorsunuz. Yani erkeklerin yaptığı iş yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Aynı ya, gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz yani. Peki bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar isterse her işi başarır mı? Aynen öyle yapar. Kadının yapamayacağı bir iş yok bence. Her şeyin hakkından gelir kadın. İstedikten sonra bütün her şeyi yapar. Kendilerine güvenmeli mi kadın? Aynen öyle. Bence çalışan kadın ayaklarının üstünde durduğu için daha çok özgüvenli oluyor. Yani eşine destek oluyor. Çocuklarının geleceğini düşünerek her şeyi yapar bence bu kadın. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Erkeklerin yaptığı iş yapıyorsunuz, kolluk mermerleri işliyorsunuz. Nasıl bir iş yapıyorsunuz, anlatabiliyor musunuz? Biz taşak doğal görünüm vermeye çalışıyoruz, patlatarak doğal görünümlerini sağlıyoruz. Peki zor mu yapıyorsunuz? Evet, zor ama alıştık artık, yapıyoruz. Kadınlar peki istediklerinde her işi yapar mı? Evet, kadınlar istesin yeter ki her işi yaparlar. Bizim kadın çalışanlarımız yarı yarıya şu anda. Kadınlar biliyorsunuz Türkiye'de de Afyon'umuzda da artık her ortamda, her çalışma sahasında mevcutlar. Ve başarı kadınlarla geldiği de söylenebilir. Çünkü bizim mermer sektörü doğal olduğu için seleksiyon bizde çok önemli. Kadınların hassaslığı, biliyorsunuz gözleri de daha iyi seçicidir kadınların. O yüzden mermer sektöründe kadınlar gayet başarılıdır. Yani kolluk mermerleri adamlar değil kadınlar işliyor diyebilir miyiz? Evet, artık kadınlar da işliyor. Sektörde mesleğimiz elimizden kadınlar alacak.